Çağla. Şimdi Bakara 183 hani diyor ya, ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ki hani belki umulur ki sakınırsınız, korunursunuz. Lelekum tettekun. Oradaki ittika, takva kavramı hep manevi yönden korunursunuz diye anlıyoruz. Gibi anlıyoruz. Ama Allah-u Alem ben bunun hani bedensel olarak da korunmanın da dahil edilebileceğini hocam ben size bir ilavede bulunayım. Bir de gene Bakara suresinde hani ve entesumu hayrul lekum işte onun devam, zaten onunla evet. bağlantılı söylüyorum. Şimdi tutsanız bilseniz sizin için ne faydalar işte olduğunu. Şimdi biliyoruz. Ha. Bilmeye evet. başlıyoruz. Evet. Şimdi orada aynen hocamın dediği gibi oraya bağlayacaktım. Allah razı olsun zaten. Hani yolcuysanız ve hastaysanız orucu kazaya bırakabilirsiniz dedikten sonra gücü yetenler fidye verecek. Ama bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Şimdi bu tek başına bir ayet olarak çok fazla somut bir ifade etmeyebilirdi. Ama şimdi son yıllarda Nobel ödülü alacak kadar güçlü çalışmalar bunu kanıtladı. Yani kanıtladı derken zaten biz ayete iman ediyoruz elbette ama bunun kevni ayetler tarafını da gördük. Şimdi bu konuda iki tane Nobel ödülü var. Biri 1962 yılında Dedov isimli bir bilim adamı otofaji mekanizmasını buluyor. Otofaji şu demek, fagositoz. Fagositoz bizim vücudumuzda dışarıdan gelen yabancı cisimleri, kan hücrelerinde bulunan lökositlerin içerisinde bulunan hücreler, mikroorganizmaları, yabancı cisimleri, antijenleri çevreleyerek onu imha eden hücreler. Tamam. Biz bunlara fagositoz diyoruz bu eyleme. Otofagositoz bu işlemin vücudun kendi kendine yapması, kendi hücrelerine karşı yapması demektir. Şimdi buradaki otofaji, otofagositozun kısa adı oluyor. Tamam. Şimdi 2016 Nobel Tıp Ödülünü alan Japon bilim adamı Osumi, açlığın otofajiyi aktive ettiğini buluyor ve bundan dolayı Nobel ödülü alıyor. 1962'de de otofajiyi bulan bilim adamı Nobel ödülü almıştı. Şimdi Japon bilim adamı da açlığın bunu tetiklediğini, aktive ettiğini bulduğu için. Şimdi ne oluyor? Şu oluyor. Vücut aç kaldığı zaman, yani oruç tuttuğumuz zaman, konumuz olduğu zaman, yıpranan, deforme olan bir takım hastalıklara neden olabilecek ki kanser, diyabet, Alzheimer, Parkinson vesaire gibi nörolojik hastalıklar ve bunu uzatabilirsiniz. Sebep olabilecek deforme olmuş olan hücreleri otofaji mekanizmasıyla alıyor, depoluyor, imha ediyor. Ben şimdi Türkçeleştiriyorum evet. tabii. İmha ediyor. İmha ederken ortaya çıkan enerjiyle de yeniden hücre üretiyor. Yani kök hücre dediğimiz şeyden aktive ederek yeniden immün sisteme yarayacak, çalışacak, hani bağışıklık evet. sisteminde görev yapacak hücre üretimi oluyor. Yani Türkçe olarak ifade edelim, yani anlaşılsın diye, çöp olarak atılması gereken şeyleri atarken atmıyor da onları imha ediyor, bir enerji üretiyor. O ürettiği enerjiyle de daha doğrusu ayrıştırıyor. İmha ettiği, attığı yerlerde lizozomlarla depoladığı, attığı yerlerde imha edeceği şeylerin faydalı olan bölümlerini, parçalarını alıyor. O parçaları da kullanarak ve kök hücreleri de aktive ederek rejenerasyon yeniden yani üretimle yeni sağlam hücreler. Hocam, bu arada yağ hücrelerini de imha ediyor değil mi? Açlık. Şimdi ben tabii çok şeker, çok kısa bir özet yapmış İnsülin, oldum. Onlar da imha ediyor. İnsülin işte şeyini, bu glukagon benzeri etki yapıyor. İnsülin kan şekerini için yaptığı şeyin tersini glukagon hormonu yapar. Glukagon benzeri çalışıyor. Yani bir büyüme faktörü gibi oluyor. Şimdi bu Osumi yani bu bilim insanının açıklamaları aslında bu. Tabii bilim dünyası 2016'da duydu. Nobel ödülü aldı. Halbuki 1982 yılından itibaren bu çalışmaları yapıyor. Yani ardışık olarak bir dizi çalışmalar.
önce maya hücrelerinde yapıyor, orada buluyor, bulduklarını tamam, insan şeyinde. Bu Nobel ödülünü Kur'an-ı Kerim'e vermek lazım. Hayır, şimdi şöyle, yani niçin bu Nobel ödülü biz Müslüman bilim adamları bunu bulup da almıyoruz? O yani çok hocam, can acılı şey olacak bir olay. Ben makaleyi çalışma incelemediğim için soruyorum. Bunu... Tek bir makale yok zaten yani, Emre Hocam. Birçok makale var. Tamam bu yani konuda. Bunları oruç ibadetiyle yani İslam'daki oruç ibadetiyle ilişkilendiren bir çalışma da var mı ayrıca yoksa? Oruç ibadetiyle ilgili müstakilen Ramazan orucuyla ilgili yapılan çalışmalar da var şeyde. Fakat bu müstakilen oruç için yapmış değil. Açlıkla ilgili. Açlık değil. Yani bu şunu ispatlamış oluyor. Yani açlık, vücudun aç kalması zannedildiğinin aksine vücudu yoran, tahrip eden, hasta olmasına neden olan bir süreç değil. Tam tersine vücudun onarması için, rejenerasyonu için gerekli olan mekanizmaları tetikleyen, aktive eden bir süreci başlatıyor. Ve hatta bu bilim insanı diyor ki bir yaşlı ve hasta olan bir insan bile 3 günlük bir açlık süresinden sonra bu mekanizmayı tetikleyerek ciddi şeyler sağlayabilir diyor. Şimdi bu moleküler düzeyde ispatlanmış, Nobel ödülü almış bir çalışma, tek bir çalışma değil, bir sürü ardışık. Hazreti Zekeriya mı hocam 3 gün çalışma. Oruç tutuyordu. Oruç evet galiba. Şimdi buradan ne çıkıyor hocam? Demek ki daha Allah'ın bizim vücudumuzda var ettiği, yarattığı o mekanizmaları daha biz milyarda bir, trilyonda bir falan bulmuş değiliz. Bulunca da Nobel ödülü alıyor insanlar. Var olan mekanizmayı tespit edince. Buradan, hocam buradan çok özür dilerim. Burada yani zaten Allah bir ibadeti emrediyorsa o ibadetin mutlaka hem manevi hem maddi açıdan insan faydası var. Onu söyleyecek. Ama yani bunu tekrar altını çizelim. Aslında biz ibadetleri niye yapıyoruz? Allah rızası için yapıyoruz. Rabbimiz bunu emrettiği için yapıyoruz. Yani aslında doğrudan hedefi bizi daha sağlıklı bir insan yapmak değil. Ama Allah'a olan teslimiyet ve güven sonucunda ibadeti yerine getirdiğimiz zaman Rabbimiz de ödül olarak şimdi aynı bakın, zamanda bunun burada sağlık açısından çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu Emre Hocam iyi bir noktaya ifade ettiniz. Şimdi ne dedik programın baştan itibaren? Din fıtrattır dedik değil mi? Allah eğer bu din Allah'ın dini ise Allah kendi fıtratına aykırı bir emir vaaz eder mi? Bu mümkün değil. Peki Allah bir şeyi emrediyorsa, hani oruç, elbette ki biz Allah rızası için, Allah emrettiği için tutuyoruz. Ama Allah'ın emrettiği bu şeyin insan vücuduna zarar vermesi, yani a priori peşinen kabul edilebilecek bir şey midir? Hayır, Allah zulmeder mi? Elbette ki elmez ama kaldı ki şimdi değil zarar vermek, faydalı olduğunu tespit etmiyorum. Bir şey daha son cümle. Tabii. Böylece hani Fussilet suresi 53. ayette vardı ya sizin vücudunuzdaki evet. ve evrendeki ayetleri göstereceğiz ki hani bunun hak bir kitap olduğunu. İşte bunlardan bir tanesi de bu oruçla ilgili bu çalışma işte. Ya, hocam yani şimdi şey deniyor mu? Bir dakika. Hemen şunu söyleyeyim size sözü devredeyim. Unutmayayım. Bazen genç kardeşlerimize şunu soruyorlar yani Allah işte bizim oruç tutmamızı niye istiyor, namaz kılmamızı niye istiyor? Yani aç kalmamız, sus kalmamız, hani eziyet etmemiz, niye bir onun ne işine yarayacak gibi yani. Diyor. Evet. Tam da aslında bunun cevabı oluyor. Buyurun hocam. Hocam şimdi bakın o kadar güzel